Bu hafta değineceğimiz ekstra bir konu daha var. Özellikle bankalar biliyorsunuz ki emekli maaşlarını ödemek için yarışa girmiş durumdalar. Banka promosyonlarını en fazla daha fazla hangi bankadan alabilirsiniz? Bunları size aktarmaya geliyorum. Her banka aynı promosyonu mu veriyor yoksa siz daha fazla promosyon alabilecek misiniz? Cevapları Benim Ailem programında Beyaz TV'de saat 1'de izlemeyi unutmayın. Ben Fazilet Yücel. Evet sevgili izleyenler, beraberiz. Fazilet Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum Doğan Bey. Nasılsınız? Daha iyiyim. İyisiniz değil mi? Evet. Geçen hafta çok müthiş bir yoğunluk vardı. Gerçekten ben ilk defa hani bu kadar bu kadar yılların yayıncısıyım ilk defa gördüm ki hani bizim insanımızın sosyal güvenlik konusunda çok soruları varmış, çok bilmek istedikleri şeyler varmış. Çok fazla size hemen çünkü bugün programımızda özellikle sevgili izleyenler tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bugün Fazilet Hanım'la konuşacak uzun uzun zamanımız var. Yani sorularınızı şimdiden sonra ekranda bize so Sorusu sorabilecek WhatsApp iletişim bilgilerim ve diğer bilgilerimizi görebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Fazıl sanırım sosyal güvenlik konusunda özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz ve bununla beraber Türkiye'de yaşayan izleyicilerimiz için birçok konuda sorularım olacak. Bütün sorularınızı bugün soracağım. Sonra darılmayın, gücenmeyin. demeyin ki Doğukan Bey bizi geçen hafta soru sorduk yayında Fazıl sanırım sormadınız diye düşünmeyin. Bugün soracağım. Fazıl sanırım öncelikle en çok konuşulan konulardan bir tanesi son dönemlerde mini job diye bir şey çıktı. Evet. Niye mini job diyorlar? Yani yurt dışı kaynaklı olduğum için yani kısa çalışma denemiyor mu buna? Yani şöyle e, bu bizim ülkemizde part time çalışma da Hı -hı. hani yurt dışında mini job diye geçiyor Hı -hı. bu. Biz bir de mini çalışma diyoruz. Hı -hı. E, 26 Haziran 2020 tarihinde mecliste kanun olarak kabul edildi. Kanunlaştı. 2012... Biraz isterseniz açalım olur mu? Yani Tabii. mini job nedir? E, bunu e, biraz açalım e, izleyicilerimize bilmeyen izleyicilerimiz için de. Bu mini job e, yurt dışı e, yurt dışındaki yaşayan izleyicilerimiz için daha çok geçerli bir konu Tabii. değil mi? Yurt dışında Buyurun. ve Türkiye'de yurt dışı borçlanması yapmış vatandaşlarımız için önemli bir hı hı. konu. 2012 yılından önce 2012 yılı da dahil olmak üzere belli bir dönemine kadar yurt dışı borçlanması yapıp yurt dışında mini job çalışan vatandaşlarımız Türkiye'den emekli aylıklarını alabiliyorlardı. 2012-24 genelgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu genelgeyle birlikte bu değişti. Yani yurt dışında mini job çalışan vatandaşımız Türkiye'den borçlanmasını yapabilir yatırabilir. Ama kanunların şartlarına uyduğunda maaşını çekebilir. Yani minijob çalıştığında maaş bağlamıyorlar genelgeden sonra. 2012'ye 24 genelgesi altına özellikle çiziliyor. Peki yüz, şimdi e, minijob da e, tamamen yürürlüğe girdi mi? Yani şu anda faydalanabiliyor mu yoksa beklenen e, bir e, detay bir genelge var mı? Evet şimdi çoğu vatandaşımız e, bununla ilgili kuruma emeklilik yani bizim tahsis talep dediğimiz emeklilik formlarını gönderiyorlar minijob çalıştıklarına dair. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu ne kadar resmi gazetede bir kanun olarak yayınlanmış olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelgesini yayınlamadı. Ben e... Sürekli vatandaşlarımıza diyorum ki sosyal güvenlik kurumunda çalışan memurlarımız sizin yapmış olduğunuz her dilekçeye bir cevap vermek zorunda. O yüzden şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu genelge çıkartmadığı için bu şuna memurlarımızın önünü dilekçelerle doldurmayalım. Çünkü onların bu, her Bu söylediğiniz çok önemli. Yani evet. evet bu yasa çıktı, bu kanun çıktı evet. ama detayları bekleniyor denebilir miyiz? Evet, detayları evet, beklemeyin. Mi? ilgili sevgili yönetmene teşekkür ediyorum. Ekranda yansıtmış zaten. Mirjop'la ilgili sevgili izleyenler kanun çıktı ama detay ihtiyacımız var. Detaya ihtiyacımız var. Sosyal güvenlik kurumu bununla ilgili çalışmalar yapıyor çünkü eee acaba şartları ne olacak? Yurt dışında vatandaşlarımız gelir tespitine girecek mi? Ya da her mini minijob çalışan e, Türkiye'de emekli maaşlarını alabilecek mi? Ya da biliyorsunuz Türkiye'de emekli olan vatandaşlarımız sosyal güvenlik destek primine tabiler. Hı -hı. Yani çalışabiliyorlar ama kesinti oluyor. Acaba Türk yurt dışında yaşayan minijob çalışan vatandaşlarımız da aynı. Sadece yurt dışında çalışıyor. hı. -hı. Türkiye'deki emekli maaşlarından kesinti olacak mı? Ne kadar kesinti olacak? Ya bunlar kolay değil. Bununla ilgili çalışan Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrıca uzmanlarımız var. Hı hı. Bu uzmanlar zaten bu genelgeyi hazırlayıp zaten e, basın açıklamasıyla ve e, resmi gazetede sunulacak. Beklemelerini tavsiye ediyorum Doğukan Bey. Yani sonuçta memurlarımızın önüne giden her bir dilekçeye memurlarımız cevap vermek zorunda hı hı. ve o cevap vermeye boşuna genelge çıkmadı. Yani siz bunu resmi gazetede yayınlandı diye vatandaşımız. Sosyal güvenlik kurumuna dilekçe yollamanıza gerek yok. Zaten sosyal güvenlik kurumu ben talepleri alıyorum diyecek. Hı hı. Ama o memurlarımızın önünü boştan yere dilekçelerle şu anda doldurmayalım vatandaşlarımızın. E, bir sakin olalım bir anlayalım ile mi? Değil, değil mi? ilgilensinler yazık günah yani ben buradan gerçekten bir uzman olarak söylemek istiyorum yurt Peki, e, diğer bir konumuza gelelim e, genelde geçen haftaki programımıza da çok e, gündeme gelmişti e, izleyicimiz sordu ben nasıl yüksek emeklilik maaşı alırım yani yüksek emekli maaşı alabilmek için e, ne gibi neler yapmak gerekiyor hangi sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor hemen burada bir parantez açmak istiyorum izninizle Fazıl Hanım şimdi bir örnek de veriliyor ben mesela geçen hafta bize ulaşan izleyicilerimizden bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta bizim e, WhatsApp soru e, ve görüşlerimiz hattınızdan ve diğer e, kanalımızın iletişim bilgilerinden bize o kadar çok sorular geldi ki ben bunları biriktirdim, toparladım ve dedim ki ben bunları fazlasını soracağım. Ama herkesin sorduğu şey şu. Yani ana konu şu. Yani işte benim amcamın oğlu ya da işte benim dayım işte e, benimle benle beraber emekli oldu. O atıyorum 1400 lira alıyor. Ben 1000 lira alıyorum gibi. Yani nasıl e, ne yapmak gerekir? Buyurun lütfen. Şimdi öncelikle tüm dünyada matematik diye bir kavram varsa ve bu matematik kavramı bizim ülkemizde de uygulanıyorsa, bütün maaş hesaplamaları, aylık bağlama oranları buna göre işliyorsa, zaten ülke ekonomisine göre şu anda bağlanacak en minimum maaş 800 TL ile 900 TL arasındadır. Maaşlar, emekli maaşları ama bizim devletimiz emekli maaşlarını 1500 TL'ye kadar çıkardı. Evet. E, vatandaşı da şu yönde hak verebiliyorum. İşte bu bizim neyimize yetecek? Emekli olduk ama hala çalışıyoruz. Yani vatandaşa maaş yetmiyor. Bunun için maaş yükseltmek için ne yapacak vatandaş? Ya primini yüksekten yatıracak. Ya bunun bununla ilgili mesela hep önceden şöyle bir algı vardı. E, işte ki son işte 5 yılı işte ya da son 3 yılı belli bir dönemi yüksek yatırırsanız da maaşınız da yüksek olur. 2000... Yani aslında bu işin sonu yani iş işten geçtikten sonra ya yani emekli olduktan sonra yapacak bir şey yok. Bunu erken. Evet sevgili izleyenler buradan da duyuralım değil mi e, izninizle Hanım. Yani şu anda e, çalışanlar şu anda e, iş hayatında olanlar sigortaları ödenler yani SGK'ya bağlı olan insanlarımızın emeklerinin son 5 yılında mı son 3 yılında mı netleştiririm ee, orayı. o şöyle 2008 yılından önce son 7 yıla göre hesaplanıyordu. 2008 8 yılından sonra son 3,5 yıla göre hesaplanıyor. Yani sizin 10 yıllık da bir sigort e, bağ kurunuz olsa ya da 20 yıl bağ kurunuz olsa Son 3,5 yılını SSK'dan yatırdığınız zaman, SSK'ya geçiş yaptığınız zaman SSK statüsünde <laughs> emekli olursunuz. Tabii Bağkur gününüz fazla olduğu için Bağkur etkiler sizin aylık bağlama oranınızdaki maaş artışını veya düşüş düşüklüğünü. Ama bu 2008'den sonra değişti. Yani son 7 yıl, son 3,5 yıl oldu. Benim burada vatandaşlarımız hem yurt dışından izleyicilerimiz hem Türkiye'deki yani primlerini de yüksekten yatırsınlar. Son özellikle 5 yılı, son 5 yılı primlerini yüksekten yatırdıkları zaman e, ki yani bu işverene bağlı bir durum. Çünkü 5000 TL alan bir e, çalışanını asgari ücret düzeyinde gösterebiliyor. E, bunun önüne geçmeye çalışsınlar. Ne maaş alıyorlarsa primlerini onun üzerinden yatırsınlar. Çünkü o an için ona yeterli gelebilir. Yani bazen de çalışanlarımız maalesef bazı art niyetli işverenler yüzünden ee, sevgili izleyenler. Bazı çalışanlarımız mesela yüksek maaşı olur ama sigortaları askeriden gösteriliyor. İşte askerden bu... gösterildiği için de, ya diyor benim maaşım zaten yüksekti ben niye düşük aldım diyor. Aslında bu anlamda çalışanlarımızın devletin hangi sistemlerinden bunu maaşının priminin zamanında ve e, hangi rakamdan yatırıp yatırmadığını nasıl e, Devlet. Dersin? Hepsine e devlet e, devlet uygulaması. E, devlet uygulamasının sosyal güvenlik kurumunun direkt e, internet erişimine yani sayfasına bağlanıp Orada ne işlem gördüğünü gösteren bölümler var. E-Devlet uygulamasına girsinler. E-Devlet de her şeyi gösteriyor zaten. Ben Yattığı zaten şu E-Devlet sistemine bayılıyorum. Çıkışı, Gerçekten. Evet, çok güzel ya O kadar sistem. güzel bir şey oldu ki. Daha da Vatandaşın evi gibi oldu değil mi orası? Tabii kendi ki. Evi gibi. Özellikle Vatan... bu korona süreci içerisinde Doğukan Bey vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden bütün işlemlerini yaptılar. Maske, maskelerini E-Devlet üzerinden istediler banka promosyonlarını e-devlet üzerinden istediler. Banka maaşlarını farklı bankaya ya da evlerine talep ettiler. Yani e-devlet üzerinden yaptılar her şeyi. Çok güzel bir uygulama ve daha da üzerinde çalışmalar yapılıyor ve benim çok hoşuma gidiyor, mutlu ediyor beni yani. Sizin gibi uzmanların işini de kolaylaştırıyor dolayısıyla. hem bizim gibi uzmanların işlerini kolaylaştırıyor, hem kendi işimle de alakalı. Ya yani kendim de kolaylıkla hemen öğrenebiliyorum her şeyi. Biraz şeyde. konusunda biz biraz da vatandaşlarımızda hala çok duyarlı olmayanlar var. Hala aslında birçok şeyi oturdu, bilmiyorlar otundu, aslında. Bir sizinle de devlet konusunu konuşalım. Konuşalım. Ee, Maaşı edevletin... 1500. <laughs> <laughs>